İçel TV, San TV ortak canlı yayınıyla Nil Sezer ile Hayatı Trafiği diyerek selamlıyoruz sizleri. Hayatın Trafiği'nin bugünkü konusu organik tarım ve ekolojik yaşam ve stüdyo canlı yayın konuğum ziraat mühendisi Mehmet Ünver. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Evet, bugün herkesin çok merak ettiği, üzerinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi olan organik tarım, organik yaşam, evet, organik hayatları konuşacağız aslında, ama dilerseniz öncesinde sizi birkaç cümleyle izleyenlerimize tanıtalım. Çok teşekkür ederim öncelikle yayına davet ettiğiniz için. Size, Tepe Medya ve İçel TV, San TV ailesine ve ayrıca izleyicilerime de selamlar, sevgiler gönderiyoruz yayının başlangıcında. Kendimi tanıtacak olursam ziraat mühendisiyim. Organik tarım kontrolörüyüm. İyi tarım kontrolörüyüm. Aynı zamanda koçluk ve mentörlük yapmaktayım yörük öğrencilerimize. Birkaç tane daha uğraşım var. Tarım sigortaları eksperiyim. Mersin'in Marka Değerlerini Tanıtma Derneği Genel Sekreteriyim. Ve İklim Dergisi, akademik yayın organı olan İklim Dergisi'nin sorumlu yazışları müdürüyüm. Akdeniz Üniversitesi Toprak Bilimi ve Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisiyim. Evliyim, iki kız çocuğu babasıyım. İyi bir yayın diliyorum. Peki, teşekkürler. Şimdi, tarımsal ürünlerin üretiminde temel amaçlardan birisi insan vücudunun ihtiyacı olan temel besinleri sağlıklı bir şekilde almak ve sağlıklı yaşam sürmelerini sağlamak. Ancak özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra üretimde verimliliği artırmak adına kullanılan kimyasal ilaçlar çevre ve insan sağlığını tehdit etmeye başladığından beri üzerinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi nedir? Elbette organik, evet, tarım. Ama öncesinde dilerseniz organik nedir? Organik tarım nedir? Bunu bir tanımını yapalım. Sonrasında daha detaylı sorular geliyor. Evet, organik tarım denildiğinde aslında organik denildiğinde genelde gıda ürünlerinin temiz ve ari olduğu anlaşılır. Ama şöyle, biz organik tarımı tanımlarken çevreyi, insanı, doğayı ve doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir bir şekilde korumak için ve bunu gelecek nesillere en iyi şekilde koruyarak aktarmak için yaptığımız tarım modelini diyoruz. Kimyasaldan ve sentetikten ari bir şekilde yapılan üretim şekli. Peki, sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilen ekonomik sistemler insan ve çevre sağlığını tehdit etmeye başladığından bu yana gıdadan enerjiye ve endüstrinin tüm alanlarında aslında tüm sektörler üretim tekniklerini ve felsefelerini bir yineleme, gözden geçirme zorunda kaldılar. O zaman şöyle devam edelim. Organik tarımın ilkeleri ve felsefesi nedir diye bir sorum var. Organik tarımın ilkeleri öncelikle sevgi. Birinci doğa sevgisi, vatan sevgisi. Sevgiyle doğaya bakan insanlar doğasını kirletmez ve doğadaki özellikle 20. yüzyılda sizin de belirttiğiniz gibi gündeme gelen bilim alanından en yüksek verimi elde etmek için yapılan üretim modelleri günümüzde organik tarım diye bir unsuru ortaya çıkardı. Organik tarımın kısaca tarihinden bahsetmek gerekirse insanlığın ilk başladığı ve gıdaya ihtiyaç duyduğu andan itibaren organik tarım başlamıştır aslında. Hayatımıza kimyasal ve sentetik ilaçlar ve gübreler karıştıktan sonra organik tarım diye bir kavram ortaya çıkmıştır. Ve bu kavram günümüzde artık pandeminin de gündeme gelmesiyle ciddi şekilde ilgi görmüştür. Organik tarım bu şekilde söylenebilir. Aslında ekolojik sürdürülebilirlik, mevcut ve gelecek nesilleri korumak diye ekleyebiliriz. Yine iklim ve çevre dostu uygulamalar, çevre dostu tarım teknikleri, haşereler için tuzaklar ve doğal avcılar, bunu bir açmak istiyorum. Haşerelerle nasıl tuzak ve doğal avcılarla mücadele edeceğiz? Şimdi haşerelerle ilgili cezbedici tat ve kokuyla kendilerine çeken bitkiler üzerinde biliyorsunuz arılar nektara konarlar, çiçeklerin nektarlarından istifade ederler. Dolayısıyla haşereler de belirli ölçüde bitkiler üzerindeki öz sulardan faydalanmak için, hayatlarını sürdürmek için bu sıvılara ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla haşerelerin hoş koku olarak algıladığı ve onların tuzak ifadesiyle, işte yapışkan tuzaklarla ve cezbedici özellikleriyle oraya tutunarak imhası sağlanıyor.
Ve bu da hem bitkinin üretimine kimyasal karışmadan bir üretim yapılmış oluyor. Devamında da tüketiciye ilaçsız ve gübresiz bir ilaç ürün temininde kolaylık sağlıyor. Anladım. Peki toprak verimliliğinde sürdürülebilirlik de ilkeler arasında birazcık da bunu açmalıyız bence. Nasıl sağlayacağız bu verimliliğin sürdürülebilirliğini? Toprak, şöyle ifade edelim. Toprak aslında bakıldığı zaman genel ifadeyle cansız bir kavrammış gibi algılanır. Toprak bir canlıdır. Bunu ifade edelim öncelikle. Topraktaki sürdürülebilirlik toprak canlılarını korumayla ancak sağlanabilir. Burada en bilinenleri işte solucanlarımız, bildiğimiz ve bilmediğimiz mikroorganizmalar, makroorganizmalar, toprak altı canlıları, kemirgenler vesaire toprak altındaki havalandırmayı sağlarlar ve biyolojik aktivitenin devamını sağlarlar. Yine bitkiler için gerekli olan besin elementlerinin aktive bir şekilde organik maddelerin oluşmasını sağlarlar ve onların ayrışmalarında gerekli olan maddeleri ve işlemleri görev olarak üstlenmişlerdir. Dolayısıyla toprak verimliliğinde toprak canlıları önemlidir ve toprak kirliliğinde de önemli olan unsur toprak canlılarını öldürecek ve onların hayatını tehlikeye atacak uygulamalardan kaçınmak. O zaman şu hazır söz geldi dayandı. Şu toprak kirliliği de çok üzerinde konuşulan bir konu. Bu kirliliğin önüne nasıl geçeceğiz? Nelere dikkat edeceğiz? Tarımda şimdi biz organik tarımı anlatmaya geldik ama organik tarım dışındaki tarıma biz konvansiyonel tarım diyoruz. Konvansiyonel tarımda öncelikle salma sulama sistemi ve ciddi şekilde topraktaki havalandırmayı olumsuz etkilemekte. Topraktaki hava gözenekleri kapatmakta ve oradaki canlıları hayatını... Toprak aslında yaşayan bir organizma kendi içinde. Evet, evet aynen. Burada birincisi bu. Suyun ekonomik kullanılmasıyla ilgili de su kaynaklarının damla sulama, yağmurlama sistemleriyle ilgili kontrol edilebilir şekilde kullanılmasını sağlamalıyız. İkincisi, yine konvansiyonel tarımdan bahsedecek olursak, ne kadar gübre atarsak, kimyasal gübre atarsak o kadar çok verim olacağı zannedilir. Ama bu böyle değildir. Siz ne kadar gübre atarsanız atın, bitkiler ihtiyacı kadar olan gübreyi alırlar. Bir insan da bilirsiniz, bir öğüne oturduğu zaman ihtiyacını kadar yer. Fazlasını yiyemez. Fazlasını yani yiyemez. Bir tabakta doyuyorsa bir tabak, ikinci tabağı yiyemez zaten. Aynen. Evet. Eğer biz kendi besinlerimizde arttığı zaman nasıl çöpe atıyorsak ve kirlilik oluşturabiliyorsak aynısı da burada gübreler için de geçerlidir. Özellikle kimyasal gübreler fazla kullanıldığında toprakta biz ona kirliliğin diğer adı toksin ve toksikler diyoruz. Toksik birikmeye ve zehirlenmeye diğer canlılarında, toprak canlılarında hayatını tehlikeye atıyoruz. Evet, aslında bir farklı konu toprak kirliliği ile ilgili endüstriyel atıklar kontrolsüz bir şekilde doğaya salınılması ya da belediye çöplerinin yine kontrolsüz bir şekilde ayrıştırılmadan doğaya bırakılması da toprak kirliliği üzerinde etkili bence. Çok etkili. Özellikle toprak kirliliğinde onların sıvıları ve bırakıldığı yerler, yine gelişigüzel yerlerde biriktirmeleri ve doğal su kaynaklarımıza kadar uzanan noktalara kadar gidiyor. Burada dediğiniz çok önemli. Günümüzde birçok belediyede görmekteyiz artık. Hani çöp ayrıştırma, kata atık ayrıştırma falan vesaire. Yine geri dönüşüm mantığı bir ölçüde oluşuyor ama bunu biz daha çok tarımsal açıdan da kullanabileceğimiz evsel atıkları komposta dönüştürerek mesela. Bildiğim kadarıyla Mezitli'de böyle bir çalışma var. Diğer belediyelerde de olabilmeli. Pazardaki biriken sebze meyve artıkları akşamları gönüllüler tarafından toplanıyor ve kompost olarak bir alanda biriktirilip ayrıştırma süreci için belli bir sürece tabi tutuluyor. O da toprakta canlılığı ve verimliliği artıracak bir organik madde kaynağı sağlıyor. Dolayısıyla toprak kirliliğini bu şekliyle önleyebiliriz ve kirliliği de geri dönüşme kazandırabiliriz. Aslında orada da bir artı değere dönüşür. Yani ekonomik anlamda da sürdürülebilirlik için bir kazanımdır. Evet, evet. Bir diğer detay, az önce yakaladım. Organik gübre, kimyasal gübre. Her gübre organiyim diye çıkıyor piyasaya ama organik olamayabiliyor. Biliyorum ki organikmiş gibi satılıp
Çünkü sahtekarlar çok fazla bu sektörde. Piyasaya sunulan ürünlerin içinde ne var? Kum, kireç, kömür tozu, dolgu maddesi olarak. Dolgu maddesi olarak kullanılıyor ve bu eğer toprağa, toprakla buluştuğu zaman toprağa vereceği zarar anlatılamaz. Yani siz işin uzmanısınız. Bence birazcık da bu konuda konuşmalıyız. Doğru gübre, organik gübreyi nasıl anlayacak? Şimdi organik gübrede şöyle de bir algı var. Dediğinize katılıyorum. Bundan önceki 90'lı yıllarda yapılan bir yanlışlıkla organik gübre mevzuatları ile günümüzde organik tarımda kullanılan gübrelerle ilgili organik tarımda öncelikle şunu ifade ederim. 5262 sayılı organik tarım kanunu var devletimizin. Ve buna bağlı olarak bütün işlemler bu yönetmelik ve kanun çerçevesinde yapılır. Burada da organik tarımla ilgili gübreler mevcut. Şimdi buradaki gübrelerle piyasadaki organik diye ifade edilen gübreler zaman zaman bizim en çok çeliştiğimiz, çakıştığımız ve üreticilerimize, danışanlarımıza anlatırken zorlandığımız bir kavram. Maalesef şöyle, içinde organik madde biriktiren ve bulunan ve kimyasal bize NPK, azot, fosfor, potas oranları da olabilen gübrelere organomineral gübreleri ifadesi kullanıyoruz. Ama tabii içinde biraz organik madde miktarı açıklaması bulununca piyasada otomatikman organik gübre katı ya da sıvı ifadesiyle kullanılıyor. Özellikle bu kimyasal NPK gübrelerinde dediğiniz gibi kireç, kum, hani böyle tarlada bulunduğunda hani sadece o oranların üstünü tamamlamak için, belirli bir yüzdeye tamamlamak için kullanılan şeyler, malzemeler, onlar da toprakta kirlilik unsuru oluşturabilir. Ama günümüzde meslektaşlarımız, ziraat mühendisleri bu konuda daha duyarlı ve bilinçli yaklaşmalı. Yaklaşanlar da var. Toprak kirliliğini ve toprağı kirletecek unsurları onlar da iyi bilmeli ve bilenler de var bu noktada. Biz toprak kirliliğini evvela bitkinin ihtiyacı ölçüsünde yapabiliyorsak organik tarım, yapamıyorsak iyi tarım uygulamaları ve o da olmuyorsa ülkemizin mevzuatları çerçevesinde yapılan tarımla sağlayabilmeliyiz. Bu toprak kirliliği gerçekten gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük ayıp olur. Yani biz bunu önlemek için gerekli çalışmaları her zaman yapabilmeliyiz. Kesinlikle. Peki organik tarım, iyi tarım farkı nedir? Ben bir de geleneksele ekleyeyim. Gelenekselle başlayalım. Tamam. Geleneksel atadan gelen tarım modeli. Yani anneden, babadan, çevreden öğrenilen şekliyle, yani köy kahvesinde anlatılan şekliyle yapılan tarım, köylerde yapılan tarım. İyi tarım uygulamaları aslında ülkemizin tarım mevzuatının anlatılan şekli. Olması gereken tarım modeli, iyi tarım modeli. Yaklaşık 2010 yılından bu yana ülkemizde yoğun şekilde iyi tarım uygulamaları bilinci arttırıldı. Artırılmaya çalışılıyor bakanlığımız ve ilgili birimleri tarafından. Aynı zamanda iyi tarım uygulamaları kontrolörü olduğum için yapılması gereken konu şu. İyi tarım uygulamalarında bakanlığımızın müsaade ettiği, yönetmeliğin müsaade ettiği ilaç ve gübreleri belirli oranlarda ve hani nasıl eczanede belirli bir reçete gibi vardır. Evet. Onun üstünde kullandığınızda sizin için zararlı bir unsur oluşturabilir, kalıntı olabilir. Aynısı bitkilerde de, ürünlerde kalıntı oluşturabilir. Hasat gün bekleme süresini beklemek gerekir. Ve piyasaya güvenli ürün sunmak için, gıda güvenliğini sağlamak için oluşturulan tarımdır iyi tarım uygulamaları. Organik tarımda zaten sağlık başlı açısından başına bir olay başlı başına bir olay. Ta ki insanlığın var olduğu günden bu yana yapılan tarım modeli aslında. Evet, ama Türkiye'ye gelişi 1980'li yıllarda özellikle Avrupa'daki bazı organik tarım firmalarının öncülüğünde bir takım organik köyler, Manisa'ydı sanırım eğer yanlış hatırlamıyorsam, yavaş yavaş yayıldı ama hala %2 2019 verilerine göre. Oldukça düşük. Keşke gönül ister ki bu rakamlar çok daha yüksek olsun. Organik teriminin ticari kullanımı devlet kontrolünde. Yasalarda her ülke kendince bir takım kurallar, yasalar geliştiriyor. Organik tarım kurallarını uyguladık.
dedi ki evet ben organik üretim yaptım. Bunun bir sertifikası olacak. Süreç nasıl işliyor? Bu konuda şöyle, öncelikle sizin söylediğiniz o 2019'daki verilerle ilgili konuşalım. O gerçekten ülkemiz için çok düşük bir veri. Evet. Pandeminin de başlamasıyla, pandemi öncesinde Avrupa Birliği devletleri tarım alanlarının %25'ini organik üretime katmıyor. Ayırdı, bizde %2. Bizde şu an halen %2. Elbette bakanlığımızın ilgili birimlerinin bu konuda çalışmaları var. Hani hem vatandaş düzeyinde, çiftçi düzeyinde hem de kamuoyunda, tüketici düzeyinde. Bu noktada hem bakanlığımızla birlikte sivil toplum örgütleri de işin içerisinde. Ciddi şekilde özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri, Adana, Mersin'de de, Mersin de bu konuda bilinçli bir şehir. Hani kontrol ve sertifikasyonla ilgili birinci bilgi elbette bakanlığımızın web sayfasından öğrenebilirler. İlgili kanun 5262 sayılı organik tarım kanununun içerisinde ve ona bağlı olan organik tarım yönetmeliği ve esaslarıyla ilgili bir yönetmeliğimiz var. Aslında bütün yapılacak olan iş ve işlemler burada anlatılıyor. Yani biz de kontrol olarak kontrol kuruluşları, bakanlık yetkilileri buradaki yönetmeliğe tabiiz ve oradan bakarız. Tabii ki üretici yönetmeliği kavrayamadığı noktalarda bizim gibi gönüllü insanlara, sivil toplum kuruluşlarına, kontrol sertifikasyon kuruluşlarına ulaşabilirler, ön bilgiyi alabilirler. Biz tabii ki bu işte gönül verdiğimiz için öncelikle şunu istiyoruz. Her yerin organik olmasını istiyoruz. Ama bu mümkün değil. Masraflı ama değil mi? Tabii, yani masraflı. Her yerin organik tarım haline getirilmesi imkansız zaten. Ya, bir kere çok masraflı. İmkansız aslında ama şöyle, bu imkan vardı aslında. Yani 100 yıl öncesinde baktığımızda, yani insanoğlunun bu hırsı olmasaydı, hani bir rivayete göre insanlığın başlangıcı 175 bin yıl, bir rivayete göre 375 bin yıl olduğu ifade edilir. Evet. Yani bu kadar yıl yapılmış da şurada 100 yılda ne bozulmuş? Yani bunu düşünmek lazım aslında. Mümkünken biz insanların hırsı yüzünden işte daha fazla üretim, daha fazla. Halbuki boşta gezen, üretilmeyen, üretim dışı kalan çok arazilerimiz var. Bunları düşünmek gerekiyor. Yani biz kendi bir dönüm yerden bir alacağımıza beş istediğimiz için bunu da işte biraz açgözlülüğümüz, biraz da bu yönümüz var. Bu yönümüz var. Ben mümkün diyorum. Hani %100 evet, hedefimiz %100 olmalı. Ama biz önce Avrupa Birliği'nin koyduğu hedefi biz de koyabilmeliyiz. %25'i hedeflemeliyiz. Ve bunu da kısa vadede, hızlı bir şekilde. Tabii bunu yapabilmek için elbette hani Avrupa Birliği statüsünde ve mantığında olabilmeliyiz. Bunu etkileyen çeşitli unsurlar da var. İlerleyen dakikalarda konuşuruz. Evet. Biz sizin sorunuza dönelim. Organik tarıma başlamak isteyen bir kişi ne yapmalı? Ne yapmalı? Öncelikle günümüzde akıllı telefon, bilişim çağı bir araştıracak. Sonra kontrol sertifikasyon kuruluşlarına ya da sivil toplum kuruluşlarına ulaşacak organik tarımla ilgili. Ve oradan bu konuda deneyimli, tecrübeli insanlardan bilgi aldıktan sonra kontrol sertifikasyon kuruluşuna müracaat edecek. Eğer ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini sağlayacak planı yapabildiyse, fizibilite çalışmasını yaptıysa ondan sonra organik tarım için kontrol sertifikasyon kuruluşuyla sözleşme imzalayacak. Ve üretim yılı için çok yıllık bitkilerde 3 yıl geçiş süreci vardır toprağın arınması ve korunması için. Tek yıllık bitkilerde de 2 yıl geçiş süreci vardır. Bu süreci tamamladıktan sonra organik süreç tamamen başlamış olacak. Tabii bu her yıl kontrol kuruluşu denetim yapar. Yılda en az bir defa olmak üzere risk gördüğü ölçüde her anda yapabilir. Bu denetimleri yaptıkça üretim belli bir dizayna ve düzene giriyor. Ve sürecin sonunda tamamen organik süreç güvenilir bir gıda haline dönüşüyor. Evet, bu bağlamda bölgemiz oldukça eli güçlü. Neden? Çünkü Alata gibi bir yer var. Orayı ziyaret ettiğimizde de gördük ne kadar özveriyle çalışıyorlar. Bir bilimsel laboratuvar gibi bölge ekonomisi içinde çok güzel rehberlik ediyorlar. Evet. Buradan programdan onlara da bir selam göndermek lazım. Bu vesileyle ben de Alata'daki hocalarımıza, arkadaşlarımıza selamlarımı göndereyim. Alata özellikli bir yer. İlk tarım liselerinin açıldığı bir memleket. Dolayısıyla tarımsal üretimin ilk başladığı alanlar ve meyvecilikte, bahçe bitkilerinde ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bir
araştırma enstitüsü. Onlara da şükranlarımı evet. sunuyoruz. Harika çalışıyorlar. Peki şunu merak ediyorum. Sertifikayı aldık, dediniz ki denetliyoruz. Uymadığında koşullara iptal ediyoruz. Şunu merak ediyorum. Evet, siz organik tarım yapıyorsunuz ama hemen bitişinizdeki bahçede organik tarım yapılmıyor. Adam ağacını ilaçlıyor. İlaçlama sırasında rüzgar evet. esti. O ilaç sizin ağaçlarınızın üstüne gelebilir. Nasıl olacak? Yani bu iş biraz ütopik gibi geliyor bana evet. bazı evet. bu, noktalarda. Bu önemli bir risk. Öncelikle şunu söyleyelim. Hem kontrol kuruluşlarımız hem de bakanlığımıza bağlı taşra birimleri, il ilçe müdürlükleri, ilgili birimleri, organik tarım birimleri bu konuda ciddi şekilde denetimler yapıyor yıl içerisinde. Hem üretimi hem de üreticinin bilincini ölçmekte. Yani gerçekten yapıyor mu yapmıyor mu? Aynı zamanda kahvehanelere uğrayıp, muhtarla görüşüp, çeşitli şekilde istihbaratlar da yapabilmekteler. Ciddi şekilde cezai müeyyidesi var. Yani bu hani belki tarlayı satsa... Hayır, anlamadınız sorumu. Sizin bahçeniz organik, benimki değil. Ben ilaç yapıyorum. Evet. Yani ben organik üretiyorum demiyorum. Ama ben ilaç yaparken rüzgar esti. Evet. Tarsus'taysam özellikle ova zaten direkt eser. Nasıl olacak? Onu anladım da hani orada ciddi şekilde olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet, hani evet. bir müeyyide var. Hani elbette bu bizim de karşılaştığımız. Yani bir mutta olmaz bir, belki ama Tarsus'ta olur bu. Olabilir. Her yerde olabilir. Tabii ki. Hani konvansiyonel üretimle iç içe olan bir yer elbette. Burada komşuyla işbirliği içerisinde olup uygulamalar yapmak lazım. Ya da serpinti arazinin tamamına müdahale etmeyebilir. Böyle bir risk olduğunda şöyle öneriyoruz genelde. Örneğin 10 metre ya da 5 metrelik bir alanda serpinti olabilir. Ya da serpintili havalarda ilaç atan konvansiyonel üretici için de zaten ilacın yarısı komşuya gittiği için neredeyse serpintili havalarda ilaç yapmamasını öneriyoruz diye uyarmasını sağlıyoruz. Ama topraktan da gelebilir sulamayla. Bu bir risk. Risk her zaman var. Aynen, hayatta evet. her zaman risk var. Hani o konuda elbette şey ama biz gıdanın güvenliğini, organik güvenliğini sağlayabilmek için 10 metrelik, 5 metrelik serpintinin mesafesi ne kadarsa bu ölçüde orayı konvansiyonele döndürmesini istiyoruz. Zaten biz analiz de alıyoruz. Hani her yıl pazara çıkacak ürünlerle ilgili organik statüye geçmeden önce ürünlerden numune alıyoruz. Eğer orada kalıntı varsa, eğer komşudan gelen bir kalıntıysa bu ya da kendi yaptığı hani bilmediği bir kalıntıysa biz bu sefer sürecini tekrar başa alıyoruz. Aynı bir daha olduğunda sistemden 5 yıl ceza alıyor. O alanda tekrar bir daha organik üretim yapamıyor. Peki organik tarımla ilgili bir takım işaretler, logolar var. Var. Evet. Yani daha doğrusu şunu sormak istiyorum. Biyo, doğal, katkısız, köy ürünü, işte saf ürün ibareli bir sürü ürün var. Birinci sorum şu olsun. Bu ibareler o ürünün organik olduğunun göstergesi midir? Bir işarettir ama tabii incelenmesi gerekir. Ürünlerin üzerinde kontrol sertifikasyon kuruluşunun logosu, organik tarım logosu. Şöyle izleyicilerimiz de küçük ama evet, şöyle gösteriyor arkadaşlar şöyle, şu anda ekranda. Şöyle, evet. Ekranda varsa iyi güzel. Mavi, yeşil, beyaz, siyah, beyaz da olabiliyor. Ekranda görüldüğü şekliyle logolar bulunabilir. Bu logolar varsa bu ürünün organik denetim yapılmıştır. Kontrol sertifikasyon kuruluşu tarafından denetlenmiştir. Şüphe var ise eğer bununla ilgili ya bu böyle bir şey mümkün değil denirse orada kontrol sertifikasyon kuruluşunun bilgileri de mevcut. Doğrulama yapılabilir. Kontrol sertifikasyon kuruluşunun bilgisi dışında hani taklit tahiş bir ürün olabilir. Doğrulamasını yaparak üretici parti numarası üzerinden, sertifika numarası üzerinden doğrulayabilir. Buna rağmen bir herhangi bir şüphe varsa bakanlığımızın Alo Gıda hattı üzerinden ya da ilgili nedir o hattın numarası? 174. 174'ten evet. arayıp ihbarda bulunabiliyorlar. Yani bu gıda organik değildir, şüpheleniyorum diye. Evet. Bu şekilde onu da olmazsa bağlı bulundukları Tarım İlçe Müdürlüğü'ne ya da İl Müdürlüğü'ne bu konuyla ilgili bilgi aktarıp hemen doğrulama hani şüphelerini giderebilirler. Ama bakanlığımız da bu konuda kontrol sertifikasyon kuruluşlarını ciddi şekilde denetime tabi tutuyor. Yani yılda en az 2 defa, 3 defa denetim yapılmakta.
Sahada yaptığımız denetimlerin bir denetiminde kontrol sertifikasyon kuruluşları bakanlığa karşı veriyor. Ve üreticide üründe herhangi bir kusur olması durumunda bilinçli olarak yapılan kusurlarda orada cezai müeyyide var. Yani bu cezalarla bakanlığımız bu süreci biraz sürdürülebilir halde ve güvenli hale getiriyor. Anladım. Şimdi organik tarım aslında organik hayvancılığı da kapsıyor. Bir lokomotif gibi destekliyor. Evet. Organik hayvancılıkla ilgili de bir gün ayrı yeten bir program yaparız. Evet. Onu bir tarafa bırakalım. Ben organikle ilgili sahtekarlıklar hakkında biraz konuşmak istiyorum. Mesela tavuğu açık havada gezdirip GDO'lu işte mısır verip ondan sonra gezen tavuk ya da işte yumurtanın samanın içine konup işte tavuk dışkısıyla üstünü sıvanıp evet bu organiktir. Bu bir kandırmaca. Tüketici nasıl anlayacak? Çok güzel bir konuya değindiniz öncelikle. Şimdi bilerek ya da bilmeyerek. Ben bilmeyen insanların çok olduğuna inanıyorum bu konuda. Çünkü semt pazarına çıktığımızda köyden geldiyse organik. Zaten köyde yetişiyor ürünlerimiz. Yani şehirde ürün yetişmiyor. Köyde de asgari düzeyde orada ziraat mühendisleri eşliğinde ya da ne bileyim verimin artırılması için çalışmalar yapılmakta. Ama gübreyle ama ilaçla konvansiyonel tarım için söylüyorum. Ama maalesef şehir semt pazarlarında organik domates, köyden geldiği organik ifadeleri kullanılarak bir yanıltma algı oluşturulmakta. Evet. Tabii ki bu söyleyenlerin bilinçsizce ve bilmediği için böyle bir şey yaptığına inanıyorum ben. Çünkü kanun ve yönetmeliği bu denli bilse, cezai müeddeler olduğunu bilse o ifadeleri kullanmaz. Hani belki doğal der, belki işte tamam köyden geldi ya doğru. Ben yaptım der değil mi? Ben yaptım der. Evet. Yani şimdi orada yanıltıcı yapanlar bu işi çok iyi kavramış. Yönetmeliğe hakim. Hani hem kontrol sertifikasyon kuruluşunu, hem bakanlığı, hem üreticileri, hem tüketicileri iyi şekilde kandırabilecek düzeyde bilgisi olan insanlardır. Hani bir laf vardır, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar ama üçüncüde mutlaka durmak zorundadır. Aynısı bu denli art niyetli olan kişiler bakanlık tarafından tespit edilmekte ama tüketici tarafından ama kontrol sertifikasyon kurulu tarafından tespit ediliyor. Belki ve ifşa ediliyor. İfşa ediliyor. O da zaten en büyük ayıbı ortaya çıkıyor. O zaman bir reklam arası verelim mi? Tabii bir soluklanalım. Evet. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı devam edecek. Mesut Sezer Eğitim Kurumları olarak güvenli sürüşün anahtarı olmak adına çıktığımız bu yolda sürüş eğitimlerinde başarı odaklı kurumsal eğitim anlayışıyla amacımız geleceğin bilinçli ve güvenilir sürücüleriyle ülkemizi sağlıklı nesillerle mutlu yarınlara ulaştırmaktır. Başarıya giden yolda sürüş eğitimlerinden fazlası için güvenli ve sağlıklı yarınlar için doğru şerit, doğru adres Mesut Sezer Sürücü Kursları. Varda Köprüsü. Belemedik Tabiat Parkı. Çakıt Vadisi'nde binlerce insanın el birliğiyle yaptığı asırlık tren yolunun eşsiz bir doğanın ardındaki güçlü hikayesiyle. Toros tünellerinin öyküsü. Nil Sezer'le Seyri Alem, Varda Belemedik Rotası 11 Aralık Pazar saat 17'de Mersin San TV'de. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı devam ediyor. Hayatın Trafiği programındasınız. Organik tarım konuşuyoruz. Kimle? Ziraat Mühendisi Mehmet Ünver'le. Şimdi çok böyle suistimale açık gıda, özellikle organik gıda konusunda suistimale açık bazı gıdalar var. Örneğin tereyağı, evet. Zeytinyağı, evet. Gibi
Tereyağını mesela nasıl test edeceğiz? Organik mi değil mi? Bence biraz böyle tiyolar verelim izleyenlerimize. Sonra zaten çözüme yönelik önerilerinizi tekrar dinlemek istiyorum. Aslında şöyle, bunu test etmenin en güzel yolu kontrol ve sertifikasyon faaliyeti. Şimdi, ama yapamadık onu mesela. Onu... Aldım ben, organik dediler, aldım tereyağını eve götürdüm. Nasıl anlayacağım? Şimdi şöyle, bunu biraz yağda erittiği zaman, ateşte erittiği zaman ortaya çıkar. Hani kokusundan anlar, ondan sonra bir köpürmesi lazım. Bir köpürmesi lazım. Bir hani gerçek tereyağı zaten önceden öğrenmiştir, bilmiştir. Köyde hepimiz hemen hemen köy görmüş insanlarız. Yağda ısıttığı zaman şeyde, ateşte ısıttığı zaman köpürür ve ondan sonra zaten gerçek olmayan tereyağı da tereyağı kokusu almaz. Yani farklı yağların kokusunu alabilir. Dolayısıyla hani böyle ifade edelim hani ama bu birinci söyleyeceğimiz bir konu. Uzmanlık alanımızla bağlantılandırmak gerekirse en birincisi organik diyorsa eğer organik kontrol sertifikasyon kuruluşundan belgelendirilmiş sertifikasını sorgulayacak. Üzerinde logosu var mı onu sorgulayacak. Yani köyde tanıdığı bildiği yerlerden almayı tercih edecek. Ve hani soracak, hani biz nasıl denetimlere gidip soruyorsak, bu yağ nereden geldi, nasıl üretildi, bilgi sahibi olacak. Belki pazarda ya da iş yerinde satıldığında onların da öğrenmesini sağlayacak, kaynağını sorgulayacak. Biz aslında organik tarım kontrol sertifikasyonuyla izlenebilirliği sağlıyoruz, arttırıyoruz. Evet. O zincir düzgün olursa, ta ki tüketiciden tarlaya kadar, çapaya kadar bütün yapılan uygulamaların öğrenmiş olur. Evet. Dolayısıyla tüketicilerimizden böyle bir talep gelirse pazarlamacı işte ne bileyim pazarda bulunanlar iş yeri sahipleri ürünle ilgili biraz daha detay bilgi vermeye doğru ilerlerler. Şimdi bugün sertifikasyon nasıl gündeme geldi? Baktığımızda son 20-25 yıldır 30 yıldır şeyleri sorgulamaya başladık. Bir kanserojen madde ifadesi. Çevre kirliliği. Çevre kirliliği. Özellikle Kyoto protokolünden sonra artık her şeyle sorgulanmaya başlandı. Evet, evet. Yani şimdi en birinci hani kimyasalların vücutta, bu tarımsal da olabilir, tarım dışı da olabilir, havadan soluduğumuz nefes de olabilir. En birinci noktası vücutta biriktirdiği toksinler kanserojen maddeye dönüşüyor. Ve vücut direncimizin düştüğü noktada artık neredeyse birikim oradan bizi kanser vuruyor. Yani çağımızın hastalığı maalesef kanser. Dolayısıyla yakınlarımızı, sevdiklerimizi, yanımızdan parçaları kansere teslim ettiğimizde bu sefer ya biz sorgulamaya başlıyoruz. Nerede hata yaptık diye. Evet. Yani diyor ki hani şimdi yediğimize içtiğimize dikkat etmeliyiz diyor. Şimdi baktığımız zaman tarım aslında 3 öğün hayatımızda. Evet. Tarımsal ürünlerle besleniyoruz. Tereyağı da bunlardan bir tanesi. Sabah zeytinyağı bölgemizde ama çok içine katkı maddesi konuyor. Mesela ben bunu şeyle ayrıştırabiliyorum. Fiyat farkıyla. Bir olması gereken fiyat var. Evet. Şöyle bir piyasaya baktığınızda ama bir de onun çok uçuk kaçık altında fiyatlar var. Benim kriterim fiyat. Siz kendinize göre bir yani, sistem geliştirmişsiniz. Ya da pazara gittiğimde mesela doğal ürün satan teyzelere yaklaştığımda benim kriterim salatalık böyle yamuk yumuksa ya da domates yamuk yumuksa tamam diyorum. Bu ata tohumuyla üretilmiş doğal, organiğe yakın. Evet. Ya şöyle, bu sizin kendi geliştirdiğiniz ve başarılı olduğunuz bir yöntem anladığım kadarıyla. Aslında en güzel yöntem tad alma. Yani şimdi doğal zeytinyağı, iyi zeytinyağını en iyi tad almayla algılayabiliriz. Kokusuyla değil mi? Tabii hani biraz daha bilim ve teknik açıdan düşünmek gerekirse analizini yaptırmak gerekir. Hani biraz daha akademik anlamda. Ama tabii dediğiniz gibi kokudan bilinebilir. Ve hani şöyle de var. Hani şunu söyleyelim. Zeytinyağı zincirini iyi sorgulamalar lazım orada da. Yine hani bu ürün nereden geliyor, nasıl oluyor, doğru zeytinyağı mı, hani arayabilirler. Bu zeytinyağını nasıl üretiyorsunuz? Bildiğiniz, tanıdığınız insanlardan ve daha önceden memnun kaldığınız yerlerden almaya devam ettiğinizde. Ama internetten alışveriş diye bir şey var. Şimdi organik marketler var internette, görmeden alıyorsun. Yani, boy alıyor, cil alıyor, güzel ambalajlarda sana şirin gösteriyor. Evet.
Ya böylesi de var. İşte burada işte Alo Gıda hattı devreye giriyor. Ulaşamadığımız, gidemediğimiz yerlere mutlaka devletimizin bir eli kolu uzanır ve orada vatandaşımız adına gerekli incelemeyi yapar ve hani doğru mu, yanlış mı, taklit mi, tahriş mi olduğunu bize bildirir. Hani elbette yanlışsa bir defa yanlışa kanıyoruz. Hı hı. Ama eğer bu yanlıştan ikinci bir defa yanlış olduğunu öğrenmişsek bir daha yapmıyoruz zaten. Evet. Böyle de bu durum var. Organik tarımın ihracat kalemlerinde de çok kıymetli bir yeri var. Hı hı. Dileriz bizi de %50'leri bulur. Evet. Biz de refah içinde yaşayan bir ülke haline geliriz. Evet. İnsanlarımızın özellikle çiftçimizin yüzü güler. Hı. Aslında organik tarım hem insan hem de çevre sağlığı için önemli anladığım kadarıyla. Ekonomik anlamda da çok büyük getirileri var. Hı. Sadece biraz zahmetli, çok titizlikle çalışılması, sabredilmesi gerekiyor. Evet. Ama sonrasında her şey çok güzel. Kazancı da çok güzel. Özellikle son yıllarda artan hava kirliliği, ozon tabakasının delinmesi, ondan sonra işte yaşanan doğal felaketler sadece besinlerimizde organik olmanın değil aslında giydiğimiz kıyafetlerden, soluduğumuz havadan, gezdiğimiz yollarda da bizi bir takım tehlikelerin beklediğini bilir olduk. Bu bir bilinçtir. Evet. Ekolojik kelimesini sormak istiyorum size. Nereden geldim buraya? Hı. Organik ile ekolojik çok karıştırılır ikisi birbirine. Ekolojik denge de en çok sorguladığımız şeylerden bir tanesi. Yani küresel sorunları anlatırken de ekolojik dengeden söz ediyoruz, ekolojik yapıdan söz ediyoruz. Nedir? Önce onun farkını sorayım. Organik ile ekolojinin farkı nedir? Organik şöyle... Organik genelde gıdalarda daha çok kullanılan bir tabir. Hı. İşte sebzelerde, meyvelerde, ne bileyim üzerimizde giydiğimiz kıyafette de, hani pamuk kökenli olduğu için tekstilde. Ekoloji de daha çok ekolojik yaşam. Yani içinde bulunduğumuz ortam. İçinde bulunduğumuz evren, ortam. Yani yüz binlerce yıl, belki de milyonlarca yıldır bir denge var, bir döngü var. Biz burada insan olarak bir döngü yapıyoruz. Bilmediğimiz canlılar kendi aralarında farklı bir döngü içerisindeler. Her canlının kendi görevi var. Bu kendi içinde dönen döngüler. Ben dünya dönüyor. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Biliyorsunuz Hazreti Mevlana'nın da dönmesi. Yani her şey bir döngüye dönmeye bağlı. Evet. Yani bu döngüde ekoloji bunların hepsini kapsayan bir kavram olarak kullanılır. Ekolojik yaşam da yani organik tarım da içine alan aslında zaman zaman organik ve ekolojik eko ifadeleri birbiriyle eşdeğer kabul edilen bir kavram iken ekolojik yaşam da organik tarımı içine alan ve bilinçli ya da bilinçsiz yapılan her türlü faaliyetlerin içinde bulunduğu bir atmosfer, bir olay diye döngü diye ifade edebiliriz. Aslında pandemide hatırlar mısınız? Herkes bir doğaya koştu. Ekolojik yaşam popüler hale geldi. Tatuta diye bir şey var. Duydunuz mu bilmiyorum. Tatuta. Tarım, turizm, pardon. Tatuta, tarım, turizm, takas. Evet. Çiftçileri desteklemek amacıyla mesela ya konuk ya da gönüllü olarak çiftliklere geliyorlar turizm amaçlı. Hem orada çalışıyorlar hem doğal yaşamla tanışıyorlar. Bu da bir sektör oldu. Mersin'de de var. Evet var. Kızılkaya'da var. Doğru var. Ve bölgemiz için de aslında güzel bir şey bu tür çalışmaların olması. İnsanlar sizce neden doğaya koşuyor? Şimdi çok güzel bir konu. Bu da aslında kendi başına değerlendirilmesi gereken bir konu. Şehir daha önceden köyden kente göç varken şimdi şehirdeki bu yaşamlar, stres faktörü, hayatın trafiği işte hani bir trafik içerisinde bu trafik çok yoğun ve psikolojik rahatsızlıklara, psikolojik rahatsızlıklar da diğer hastalıklara sebebiyet verdiği için sokakta bir insana bir şey söylemeye çekiniyorsunuz. Acaba ne diyecek, kızacak mı diye. Bir stres faktörü mevcut. Bu pandemiyle de daha iyi algılandı bu süreç. Pandemi bizleri eve kapattı. Evde kaldık. Evde domatesler yetiştirdik saksıdan. Evet. Domates yetiştirildi. Biz de kendimizce, eşim sağlık çalışanı hemşire bu arada.
Covid döneminde yaklaşık bir ay evimizi ayırdık. Covid'li hastalara bakıyordum. Ben de çocuklarımla ilgilendim. Çocuklarıma balkonda ekolojik yaşamla ilgili bilgiler verirken tarımsal üretimi de anlattım. 13 tane bitki. Hı hı. Tohumdan çatala süreci izledik. Yaklaşık 2 ay boyunca çocuklar her gün gittiler orada. Suladılar, baktılar, budadılar. İşte ne bileyim hani bu ne çiçeği gördüler, tohumu gördüler, gelişim evrelerini gördüler. En sonunda sofraya geldiğinde gerçekten bu mucizeyi, bu mucizevi olaya şahitlik ettiler. Şimdi köye dönüş projesi de ortaya çıktı tabii ki. Ben o dönemde pandeminin başında işimi bırakmak zorunda kaldım. 81 ili geziyordum daha önce. Evet. Eşim de sağlıkçı olunca hayat müşterektir dedik. Biz evde durduk. Ve ondan sonra ciddi şekilde o ekolojik yaşama, köye, ondan sonra köye dönüşe bir özlem oldu. Kafa yorduk. Kafa yorduk. Hani insanlar da yordular. Hepimiz hani yorduk aslında. Kamp yapmayı, doğaya çıkıp doğa gezisine gitmeyi, işte köyde bir evi varsa, bir yeri varsa orada bir şeyler kurmayı hedeflediler. Metropol şehirlerde daha çok bu gündeme geldi. Biraz da hali vakti yerinde olan, köyde yeri olan insanlar hemen kendini köye attılar ki köydeki risk daha fazlaydı çünkü pandemi esnasında. Bulaş riski daha fazlaydı. Dolayısıyla bu da hem ekolojik tarımın, organik tarımın daha iyi algılanmasını sağladı. İnsanlar evde hani araştırdılar, baktılar, ne yapabiliriz diye sorguladılar. Bu işin temel felsefesi aslında okumak, araştırmak ve hani organik tarıma ulaşmanın ve ekolojik döngüye sevgi ve saygının oluşması okumayla olan bir şey. Dolayısıyla köye gidiş oldu. Dediğiniz gibi tohum takas birlikleri oluştu sosyal medya üzerinden. Mersin'de bu konuda dediğiniz gibi çok aktif. Tarsus'ta yeryüzü pazarı kuruldu mesela. Yani Slow Food yeryüzü pazarı diye. Orada da biz arayız projesi yapmaktayız. Organik Tarım TV diye bir sosyal projemiz var bizim de. Yani güzel bir etkileşim. Sosyal medyanın hani bu daha önceden toplantılar hep yüz yüze yapılırdı. Birkaç saatimizi alırdı. Artık bir toplantıda bir günde 3-4 tane toplantıya katılır hale gelmiştik mesela. Ben de konuda uzman ve hani biraz da böyle ön plana çıkınca sivil toplum örgütleri bizlerle irtibat kurdular. Türkiye'nin dört bir tarafına bu konuda gönüllü hizmetler aktardık. Böyle hani ama %2'de kalmış yine. Ama daha var. Bunu arttırmak için ne yapacağız? Bunu arttırmak için aslında Almanya nasıl arttırmış olabilir? Nasıl arttırmış? Eğitimde 0-7 yaş aralık eğitime önem veriyor. Okulda değil mi? Evet. Okulda bu bilincin oluşması lazım. Aynen şöyle. İki kız çocuğu babasıyım. Ben de ta ki onlar olmayana kadar çok fazla önemsemiyordum. Hani bilmiyordum. Hani biz de daha yeni öğrendik. 0-7 yaş aralığındaki eğitim bir uzmanlar tarafından şöyle söyleniyor. Bir bireyin %70 ahlaki değerlerinin oluştuğu bir eğitim modeli. Yani biz 2 yaşından itibaren çocuklarımızı kreşe gönderebilirsek ama hani en yakın kreşi ama devletimizin açtığı, umarım devletimiz ve belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız bu konuda biraz daha arttırırlar. Yapanlar var görüyoruz. Biraz daha arttırırlar. Her sokağın başına birer kreş açabilirler. Çünkü evde bekleyen çocuk elbette aile terbiyesiyle yetişir ama ebeveyninin bildiği kadar bilinci ölçüsünde ve bireysellik ortaya çıkıyor böyle çocuklarda ve devamında da kreş eğitimi görmüş çocuklarda da kamu bilinci, saygı, sevgi, işte bir toplu ortamda bulunurken ne yapmam gerekiyor. Bunları veriyorlar. Biz de kendi çocuklarımızda bunu görünce bu kreş eğitiminin mutlaka her yerde ücretsiz verilmesi lazım aslında. Keşke böyle imkanlarımız olsa da ücretsiz bir şekilde eğitimde eşitlik fırsatı da ilkesiyle çocuklarımıza verilse ve üst üste koyduğumuzda %70'lik kısmını böyle doldurduk. Geriye kalan %30'luk kısmı da ilk, orta ve lise, üniversite dönemlerinde oluşturuyor diye söylüyor uzmanlar. %70'lik kısmında oluşmayan, doğru olmayan noktaları da ilk, orta ve lisede
şey yapamıyor, idrak edemiyor, algılayamıyor. Yani sevgiyi, saygıyı, doğaya sevgiyi. Mesela sigara içen bir bireyin sigara izmaritinin gelişik üzerine atması benim için çok büyük bir kusur. Evet. Yani çevreyi, yani şöyle gittiğimizde, işlek caddelerde 2 metre gittiğimizde 20 tane sigara izmaritiyle karşılaşıyoruz. Evet. Yakın dönemde hani Dünya Engelliler Günü'ydü. Ben onlara engelli insanlar demiyorum. Onlar bize özgürlüğü anlatan, farkındalığı yüksek, becerikli, kabiliyetli insanlar. Aslında yani sigara izmaritini yere atan insanda bir engel sorgulanmalı. Doğru, haklısınız. Ben çocuklarla ilgili bölüme geri dönmek istiyorum. Biz biraz daha şanslıydık nesli olarak. Çünkü neden? Müstakil evlerde büyüdük. Evimizin önünde, ardında ağaçlar vardı. Evet. Hangi ağaçtan hangi meyve yenir bilmezsen, o ağaca çıkıp düşmezsen, evet, çocuk değildin. Ama şimdiki neslin öyle bir imkanı yok. Bu anlamda da yapılması gereken şey, kent merkezinde ya da işte Mersin muhteşem bir coğrafya. Evet. Yarım saat gidiyorsunuz, yaylalar. Oralarda bir pilot bölge oluşturulup belediyeler tarafından çocukların gidip orada hem o ekosistemi hem o ağaçları, hangi ağaçta hangi meyve olur ya da hepsi birer ağaç diksinler, evet, o sorumluluğun bilincine varsınlar. Bu tür çalışmalarla ancak çevre bilinci sağlanabilir diye düşünüyorum. Evet, programında da hayatın trafiği, birazcık da trafik konuşmalıyız. Trafik gerçekten her faaliyetimiz bir trafik aslında. Evet. Her faaliyetimizin bir trafiği var. Trafikte de gerekli bilinç eğitim yoluyla sağlanır. Bu konuda sponsor firmamız işin ciddiyetini kavramış ki böyle her programa destek veriyor. Onlara da tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Yani aslında yine çocuklarımıza çocukluktan anlatılmalı. Çünkü karşıdan karşıya geçerken ne yapması gerektiğini, ışıkların hangi renk olduğunu, bunlar elbette belirli gün ve haftalarda kreş eğitiminde çocuklara verilmekte. Yani hayatın trafiği gerçekten her yaptığımız faaliyette mevcut. Bu konuda da bu trafiği iyi yönetip, bu trafikte iletişimi doğru kullanıp, doğru iletişim tekniğini kullanıp empati yapmamız gerekiyor. Eğer orada bir araç durduysa mutlaka bir sebebi var. Yani evet, keyfi durmamıştır. Elbette yaya geçidinde bekleyen insanlar, özellikle yağmurlu ve çok güneşli olan havalarda, ben zaman zaman biz de maruz kalıyoruz. Mutlaka geçitte duran, geçitte olmasa bile karşıdan karşıya geçmek zorunda olan insanlara yardımcı olunmalı. Biraz alıcılarımızı açmalıyız. İletişim dediğimizde empati yapmalıyız. Sempati organik yapmalıyız. Organik insan olmalıyız aslında. Evet, evet. Oradaki felsefe o. Organik, rafine insan. Evet, çok doğru. Nereden geldiğini, geçmişini bilen, bu toprakların kendisine miras bıraktığı değerlere sıkı sıkıya sahip çıkan ve kendisinden sonraki nesiller için de ne yapabileceğini sorgulayan ya da ben bu topraklar için ne yapabilirim bilincinde olan insan olmalıyız ki biz trafikte, işte banka kuyruklarında, orada burada birbirimizi yemeyelim, evet, değil mi? Yani evet, bu çok önemli. Çok doğru. Mesela korna çalma ciddi şekilde rahatsız edici bir olay. Korna çalındığı gibi maalesef Mersin'de çok karşılaşıyoruz. Geçiş üstünlüğü, işte dönel kavşaklardaki geçiş üstünlükleri, işte tabiri caizse aracının burnunu soktun mu tamam yol benimdir izlenimleri. Bunlar sıklıkla Mersin trafiği zaman zaman insanı gelebiliyor. Üstelik korna çaldıktan sonra bir de el kol hareketleri. Yani bu tamamen medeniyetle ilgili bir konu. Yani ahlakla ilgili bir konu. Sevgi ve saygıyla ilgili aslında bir konu. Aslında bir kentin nasıl bir kent olduğunu anlamanın en iyi yolu o trafik, kentin trafiğine bir bakmaktır. Çok doğru, evet. Evet, yani trafik doğru, pek çok şeyi gösterir. Ben size şeyi sormak istiyorum. 2022 yılının ilk 6 ayında 181 günde 842 tarım işçisi hayatını kaybetti. Hı. Biz birazcık da bu konuyu konuşmalıyız. Çünkü neden? Tarım işçileri yolcu taşımaya uygun olmayan araçlarla bir yerden bir yere naklediliyor. Ani frende düşüyor. Evet. Ve çoğu hayatını kaybediyor gibi. Bu konuda neler yapılmalı? Bu konuda, bu da güzel bir soru.
konuda aslında bilinç oluşturulmalı elbette. İyi tarım uygulamaları felsefesinde işçi sağlığı ve refahı diye bir kritik kontrol noktaları da mevcut. Burada hem tarım alanındaki işçi ve sağlığı refahını izlerken işçinin tarlaya götürülüşü, evden alınışı ve doğru araçlarla taşınması. Yani eğer minibüs, otobüs, toplu taşıma araçlarıyla, ama günümüzde maalesef televizyonlarda da görüyoruz. Biz de köye gittiğimizde rast gelmiyor değiliz. Traktörün kasasına doldurulmuş ya da pikabı varsa pikabının kasasına doldurulmuş işçilerle. Ne yapıyorsunuz onları görünce? Ben fotoğrafını çekip il trafiğe gönderiyorum. Ya ben onu şu an için bir şey yapamıyorum. Sadece şöyle söylüyorum. Hani bulunduğum çevrede eğer kaç kişi varsa o insanlar işte bu yanlış bir durum. Yani onun yerinde biz de olabilirdik. Yani inip durdurup bu bir yanlış... insanları rencide edici bir durum. O adam ekmek parası için geliyor. Yani onu koyun gibi demek istemiyorum. Çünkü artık koyunların bile belli taşıma kuralları var mevzuata göre. Demir kafesler içinde taşınması gerekiyor. Sen o insanları nasıl doldurup trafikte seyredebilirsin? Ya işte orada ya boş ver bir şey olmaz. Yani ne olacak ki 2 kilometre ileride evimiz. Ya bir şey olmaz, ben tutarım, yaparım, ederim gibi. Tabii bu iş sağlığı ve güvenliği tarafından riski tespit edememe ve riskin ne olabileceğini anlayamamadan da kaynaklanabilir. Ama şöyle, önümüzdeki yıllarda belki bir fari trafik müfettişi olabilme durumu olabilir. Çünkü ilgi duyuyorum trafikle ilgili noktalara. Çünkü öğretilmeli, anlatılmalı. Önce anlatılmalı ve öğretilmeli. Hani gidip yolda durdurup ya bu yanlış yaptın, hani ya yanlışımı düzelt o zaman dediğinde yapacağınız bir şey yok. Döver ki. Evet, yani çünkü durdurmaya hakkımız yok. Her an her şey olabilir. Can güvenliğin yok. Biz kadın sürücüler, bunu her programda söylüyorum. Arabamıza biner binmez kilidi indiriyoruz. Camlar kapalı seyahat ediyoruz. Neden? Çünkü sen bir şeye sinirlenip mırıldansan bile. Çünkü insansız, sen de bir şeylere kızabilirsin. Çünkü karşıda çok aymaz bir insan topluluğu var. Slalom yapan, hep sol şerit benimdir diyen, kadın sürücünün karşısında olan, empati yapmayan. Kendi hayatını üstte gören. O yüzden camları kapalı, kapılar kilitli seyrediyoruz trafikte. Biz ne zaman ki bunu yeneriz, işte o zaman trafik kazasındaki verilerimiz gerçekten olması gerektiği yerde olur. Bir diğer konu traktör kazaları ve patpat kazaları. Bu bölgede çok yaygın. Bununla ilgili de denetimler yok. Engebeli arazilerde direksiyonu tutan, işte vites atmayı bilen herkes traktör kullanıyor. Ne dersiniz? Doğru. Bu konuda tabii ki ilgili kamu birimlerimiz, güvenlik güçlerimiz denetimini mutlaka yapmalı. Çünkü onların dışındaki yapılan her türlü faaliyet yasal haklara, kişisel haklara müdahale demektir. Biz ancak farkındalık projeleri yaparak. Köyde bunu, nasıl yapacaksınız onu? Bunu köyde toplantılar yapılabilir, proje yapılabilir. Hani ben aslında projelerden de bahsetmek isterdim. Ama köyde insanlar kahveye gittiğimizde sohbet etmeye gayret gösteriyorlar. Bir şeyler öğrenmeye gayret gösteriyorlar. Mesela her köye, her köy kahvesinde birer kütüphane yapıp kitap okumaları sağlanabilir. Kahvede iskambil oyunu oynamaktansa, okey taşı dizmektense ya orada bir kütüphane var, bir kitaplık var. Gerçekten evlerde de bilinci sağlamak için, bilinci sağlamanın yolu kitaplıktan geçiyor. Bir raf kitaplık, yani bir 8-10 tane kitaplık. Mesela bir Atatürk'ün nutku mutlaka bir evde, kütüphanede olmalı. Ya bu ülke ne zorluklarla mücadele edilerek bugünlere gelmiş. Biz geçiyoruz, keyfini yapıyoruz ama buradan başlayarak insanlar kendini sorgulayıp ve vatandaş olarak görevlerini, asli görevlerini yerine getirmeyi, sorgulamayı ve öğrenmeyi sağlar. Ve devamında da şunu söyleyelim. Vatandaşlarımıza sivil toplum örgütleri vasıtasıyla, ama İdrad Odası, ama kurulmuş gönüllü sivil toplum örgütleriyle kadın erkek ayrımı yapmaksızın hepsine eğitim olanağı sağlanmalı. Evet. İşin temeli eğitim. Yani eğitim olmadığı zaman, eğitim de gelişigüzel, hani böyle formalite eğitimler değil, gerçek anlamda görsel etkinliği yüksek, yerinde uygulamalı, nasıl olabileceği canlandırılmış, bizzat bireyi içine alan ve etkileyen eğitimler.
olabilmeli. Bunun değişik modelleri var. Yani yine paylaşırım bununla ilgili konuları. Evet, mesela traktörle ilgili yapılabilecek en güzel şey Gaziantep Belediyesi yaptı. 2 tane reflektör bulundurulması zorunluluğu. Evet. 2 tane reflektör bile traktöre konulacak. Pek çok kazanın önüne geçebiliyor. Çok doğru. Dileriz böyle yayılır. Bu bilinç ve yerel yönetimlerinde dikkat etmesi gereken bir konu. Gerçekten tarım bölgesiyiz. Evet. Tarım işçilerin taşınması ve bu traktör, daha doğrusu tarım aletleriyle ilgili iş kazaları deyip evreni genişletebiliriz. Biraz daha bilinçli ve eğitici çalışmaların yapılması gerekiyor. Katılıyorum. İlave yapmam gerekirse katkı olarak. Şimdi elbette devletimizin polisi var, jandarması var. Onlara sonsuz güveniyoruz ve hatta sınır hattında mücadele gösteren her birine de selamlarımızı gönderiyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Vatandaş polisi, vatandaş bir kendini görevli olarak azledip vatandaş polisini ortaya çıkarmalıyız. Vatandaş polisi eğer bilinçlenirse, okursa, öğrenirse, araştırırsa bilen bir vatandaş mutlaka uyarıyor. Bilmeyen insana ya bu kardeşim bu böyle değil, bunu böyle yapsan daha iyi olur diye uyarıyor. Evet. Ve kendini sorumlu azleden vatandaş bir polis gibi yani ben zaman zaman mesela çıkıyorum Mersin sokaklarında, bile bile yanlış yapan insana ya bu yanlış diye söyleyebiliyorum. Hani bakıyorum eğer ortam uygunsa, karşımdaki insan bunu kabul edebilecek düzeydeyse. Ve teşekkür edenler de var. Biz vatandaş polisi bilincini oluşturmalıyız. Bu da işte eğitimle, az önce ifade ettiğimiz gibi 0-7 yaş arası eğitim ile ve ondan sonraki hayat boyu öğrenme kurslarının ve eğitimlerinin artırılarak köylere, mahallelere, sokaklara, her eve gidip her eve dokunabilecek projeler yapabilmemiz lazım. Peki, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Evet. Gezegenimizin kaynaklarını ne yazık ki hızla tüketiyoruz. Aslında tüketirken biz de tükeniyoruz. Gezegenimizi onarmalıyız. Nasıl onarmalıyız? Tüketerek değil, türeterek. Evet, bugün hayatın trafiğinde organik tarım konusunu konuştuk. Ziraat mühendisi Mehmet Ünver canlı yayında konuğumuz oldu. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verip davet ettiğiniz için. Eğer ki izleyicilerimizin ilgisini çekerse bundan sonraki yayınlarda tekrar konuk olup açıklama yapmaya katkı sunmak isterim. Peki, teşekkürler. Evet, Mersin Psikoteknik SRC ve Mesut Sezer Eğitim Kurumları sponsorluğunda hazırlanan Hayatın Trafiği programında emeği geçen İçer TV, Sam TV ekibine de teşekkürler. Hafta yine aynı saatte bir başka konuda farklı bir konukla bir arada bulunmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Hayatın Trafiği programı sona erdi. Arabeskin Şahı, Arabeskin Padişahı, Arabeskin Padişahı, İçel FM 95.0. Mersin FM.